seçmezler diyorum ben. Bence de bir denerler. Bizim de seçme hakkımız var ama. Skor var karşımızda ve Aleyna Ersin, Aysu Yaman'a karşı bayrak mücadelesinde eğer bu sayı mavi takımın olursa ödül mavi takımın olacak. Kırmızı takımın her oyunu final, her karşılaşmasından galibiyet sayısı alması lazım. Kaybetme lüksü kalmadı. Bakalım bu uzun günün sonunda ödül kimin olacak? Herkes hazır. Mücadele başladı. Aleyna Aysu ile açılışı yapıyoruz. Bayraklar kalktıktan sonra Ersin ve Yaman oyuna başlayacaklar. Farkı açtırmamaları lazım. Ama aynı zamanda rakiplerini de geride bırakmaları lazım. Aleyna'nın şu çıkışı ikonik bir... Mükemmel başladı atışlar iki takım adına da. Yaman Aysu aynı anda kaçırdılar. Aynı anda topları almaları lazım. Kenardan bütün arkadaşlara destek oluyor. İkisi burada. İkisi burada. Yaman'ın topları tabii ki. Gel geri. Gel geri gel. Beraber başlayın. Başla. Yaman. Evet. Evet. Bir tane alması iyi oldu. Yaman'ın ikiyi de buldu şimdi ama bir an önce dönmesi lazım. Aleyna Ersin. Ersin topunu arıyor. Aleyna alamaz. Aleyna alamazsın. Şimdi Ersin de gitti almaya. Mücadele başladı. Aleyna Aysu ile açılışı yapıyoruz. Aleyna'nın şu çıkışı ikonik bir çıkış olabilir bu sezon adına. Bayrağı kaldırdı Ersin, parkura başladı. Yaman da başlıyor şimdi. Ersin geliyor, Yaman geliyor. Atışlar başladı sevgili seyirciler. Sert atışlar. Evet. Kafalar karıştı. Oyun sizde. Çabuk Aleyna. Ersin vurdu. Son topu kırmızı takımı. Kazanan kırmızı takım. Ersin. Hadi hadi burada. Güzel olduk ha. Aynen bir şekerim şey benim. Ya Allah aşkına. Şunu olabiliriz bak. Evet. Bizi yere koyup sert atarsa olur. Yarışmacıdan hangi isim takım arkadaşını önce çıkartacak? Ogeday Berna'ya olabildiğince hızlı gitmeye bak diyor. Berna geliyor. Gizem yakın takip ediyor rakibini. Çamur içindeler. Berna önde, Gizem arkasında. Bozok ve Hakan pür dikkat arkadaşlarını takip ediyor. Berna son engele geldi. Gizem'in iki engeli var. Berna çık dedi Hakan'a. Gizem soyatımı bitirmek üzere. Hakan ilk çamuru geçti. Bu söyledi Bozok'a. Hakan Berna da toplama işlemini yapıyor. Oyun başa baş geçiyor şu an. Kırmızı takım sayısal olarak sanki daha önde mi? Çok kalabalık şu an. Saymayla vakit harcayamıyoruz. Ve mavi takımdan büyük bir atak geldi bir anda. Kırmızı da atıyor, mavi atıyor. Yağıyor. Bir kaldı kırmızı takımda. Dörde birler. Gizem, Gizem. Ya işte bu, işte bu. Her şey o kadar hızlı cereyan ediyor ki. Be. Ne yapıyorsun ama? Biliyorum bilek yapın ama buraya atma. Sayı kırmızı takımın. Bu arada Seda'ya top geldi galiba. Geldi. Benim topum geldi senin ayağına. Abi şu topları fırlatmayın ya. Her şey benim. Buz olabilir mi ya? Tamam tamam abla. Sakin. Direkt gel. Direkt burası. Ayağını uzatsana. Seda abla sakin ol. Gel canım. Bir uzat ayağını. Gerek yapmadı oradan. Kemiğine geldi değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Ya ne olur sinirlenip atmayın bir şey. Az önce parmağıma geldi. Anlıyorum. Üzgünüz ama yani. Yok senlik değil, genel olarak yapıyoruz. Dizim dizim. Çat etti şurada şurası. Şey yaptım, o yüzden sevmiyorum ama çat etti. Yok yemeyim.
bir şey yok değil mi? Üstünden kamyon geçmiş gibi yani. Yok. Üstünden koca bir kamyon geçti bugün. Şundan? Yok. Hiçbir şey yok. Bir boşluk hissin var mı? Yok. Erman hocam bir de sıkayım mı? Dur sıkacağım sana. Yok. Tam orası. Tam orası. Futbolculara da sıkılıyor ya. Bravo. Şurası, şurası, şurası. Şurada mı? He. Tamam. Bravo. Şu buza devam edelim. Bak buza devam değil mi? Tam şurası. Gel, gel baba. Gel şunu tut dizine. Tamam. Güzel. Tarağıma gelse kırardı bu topu bak. Evet. Kırar. Allah. Gel benimle gel. Bu ayakta ne var anlamadım zaten. En iyi sensin. Harikasın. Survivor'ın oynaması en zor oyunlarından biri. Hoki. Normalde şu anda değil mi lan bu? Hanımefendiler, beyefendiler, Cam Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Cam Yılmaz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyice yani. İsmail'in her bölümde yaptığı bu Cem Yılmaz üzerinden sana bir şaka girişimi bir klasik oldu. Girişim olarak kalıyor. Yani şey olmuyor, böyle köpürmüyor, bir yere akmıyor. Bir evrilmiyor. Sadece İsmail söylüyor o kadar. Kötü bir şey yani bir espri yapan bir insan için. Ben mesela böyle bir durumda olsam hemen Halk TV'den istifa ederim. İsmail'in mizahi tarafını nasıl buluyorsun? İsmail'in mizahı çok iyi. Bence komedisini ve komedi anlayışını da artık suyun üstüne çıkarması lazım. Daha fazla gizlememeli. Böylece diğer komedyenlerin kıymeti anlaşılır. Mesela Erşan Kuleri'nin ikinci sezonunu çekeceksiniz ya. Evet inşallah. Rol verdiler oynamadık mı? Mesela olmaz mı güzel bir Karadenizli bir sezon? Olabilir. Bunu Cem'le paylaşacağım. İsmail çok hevesli oynamak istiyor. Küçükken de okulda oynamış falan diye biraz şey yaparım. Karadenizli mesela bir ne bileyim bir esnaf olabilir. Bir işçi olabilir. Gazeteci olabilir. Karadenizli gazeteci olabilir. Gazeteci olabilir. Araştırmacı gazeteci. İlk yıllarda gazeteci. Evet gazeteci Kemal. Evet. Hayırlısı diyelim. Sizin bu kafanızdaki plan güzel oturmuş. Şu anda bizim yaşadığımız dünyayı sanal alemde aynısını yapmaya çalışıyorlar. Yani bir kafa dergisinin bu sizin ofisiniz gibi bir ofisi var Metaverse dünyasında. Orada sen de varsın. Kendi şeklini, şemalini yapıyorsun. Oradasın. Amaç ne? Amaç orada var olmak. Aslında şu anda bence hiçbir manası yok. Mesela, alışveriş yapabiliyorsun. İsmail Saymaz'a yer var mı? Tek başına İsmail Saymaz'ı Metaverse dünyasına salarsak sanal alemde kaybolur gider. Nerede olduğun önemli. Bir operasyonun içinde olman lazım. Nasıl bir operasyon? Operasyon deyince tabii. Hemen sanal alemde. Abi sen... Senin söylediğinden ben pek bir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Bana kalırsa Metaverse dünyası şu anda bizim için çok uzak. Arsalar satıldı biliyorsunuz zamanında. Hala satışlar devam ediyor. İstanbul'da arsalar satıldı, dünyanın çeşitli yerlerinde arsalar satıldı, metrekare fiyatları şu kadar bu kadar diye. Alanlar aldı. Alanlar aldı. Ben de almaya yeltendim. Güzel bir yerde, New York'ta güzel bir yer alayım dedim. Alamadık tabii. Paramız yetişmedi. Paramız yetişmeyince de... Satarsın. Al satçıyız biz zaten. Mezar mı kalabiliyoruz? Alıyorsun. Mezarlık mı lazım? Rahmetli olmadan evvel anam babama yer ayırtayım falan. Metaverse. Ayıp da arada bir ziyarete gidersin. Senin şeyin, avatarın ziyaretine gider, duasını okur. Olabilir öyle bir şey. Bak bunu yani duymadım. Rahmetli dedemin avatarı da mı? Öyle mi oluyor? Rahmetli dedenin avatarını yaptırırsan olur. Kaça yapılıyor bu avatar?
Ne bileyim ben ya. Hareketsiz avatar biraz daha ucuzdur diyor. Ölmüş avatar. Ya ölmüş avatar. Rahmetli avatar tabii. Ölmüş avatar yaptırmanın bir manası yok İsmail. Ölmüş bir insanın avatarını yapıp onunla beraber bir konseri izlemeye gittiğini düşünsene. Yanında deden, ninen, amcaoğlu rahmetli olmuşlar ama onlarla beraber Gypsy Kings izliyorsun. Kaybettiğin insanlarla mesela Metaverse dünyasında birlikte bir konsere gitmek. İyi bir şey mi? Çok güzel yani. Ya olur mu ya? İnsanın keyfi kaçıyor. Ne konseriydi? Ölmüş, deden ölmüş, dedenle Beatles konserine gidiyorsun. Beatles'ın tamamı ölmüş olmasına rağmen. Metaverse'de ortama gidebiliyor musun? Nasıl? Konsere gidebildiğine göre ortama da gidebiliyor. Sen ama önce Metaverse'e gidelim. İsmail, Metaverse'ü tabii bu niyetle, niyet çok önemli. Metaverse'ü kullanmanın niyeti çok önemli. İsmail'i gördünüz. İsmail'i gerçek ortamda görmedim. Beatles'tan ölmüş insanın arkasında... Kaybettin mi abi ki? Kazandım. Sadece kazandı. Pınar geliyor rakibinin arkasında. Açılacak her mesafenin oyun sonuna etkisi çok büyük. Nefis önde, Pınar şimdi Maril'den çıktı. Alain arkadaşıyla birlikte parkuru yapıyor. Nefis de son engeldi. Furkan hazırda bekliyor. Ve Nefis de çıktı. Furkan geliyor. Pınar bayrağa yaklaştı. Özgür pozisyonunu aldı. Özgür de çıktı. Furkan süratle atış noktasına doğru gidiyor. Son engelde freni patlamış bir kamyon gibi adeta Furkan. Mavi takım atışlar önce başlayacak. Özgür geçmesi gerektiği 2.5 engeli var diyeyim. Furkan Nefis'e attılar da bizim geri dönmesi lazım. Ve aynı anda topları toplamaya gidiyorlar. Furkan Nefis'e topları alırken bu arada rakipleri şimdi atışlara başlayacak ilk turda. Özgür geldi. Özgür, Pınar atışları yapıyorlar. Dön artık diyor Nefis'e Furkan'a. Özgür'e Pınar'dan harika bir atak. Mavi takım ikinci turu atıyor. Furkan atıyor, Nefis atıyor. Harika attılar. Çok başarılı atıyor ikisini. Özgür, Pınar'ın acilen dönmesi lazım. 5 topu kaldı mavi takıma. Pınar geldi, Özgür'ün de gelmesi lazım. Özgür de geldi, Pınar atacak. Toplar havalarda uçuşuyor. Sağlarından sollarından teğet geçiyor adeta. İyi attılar. Mavi takımın 2, mavi takımın 1. Bu olmadı. Son topları. Furkan attı, bitti. Furkan attı. Mavi takımın 12. sayısı bravo. Geldi. Elinize sağlık. Bravo. Yok öyle kolay sayı. Ya bravo. Ya, çok iyi. Bravo. Ya bitti. Bravo. Ödül mavi bravo. Takımın. Mücadele başladı. Tamam mı? Devam mı? Dediğimiz yine yerdeyiz. Nefise geliyor. Pınar geliyor. Açılacak her mesafenin oyun sonuna etkisi çok büyük. Ve Nefise çıktı. Furkan geliyor. Pınar bayrağa yaklaştı. Özgür. Özgür de çıktı. Freni patlamış bir kamyon gibi adeta Furkan. Mavi takım atışlar önce başlayacak. Furkan atıyor, Nefis atıyor. Harika attılar. 5 topu kaldı mavi takımın. Pınar geldi, Özgür'ün de gelmesi lazım. Toplar havalarda uçuşuyor. Topların içine bravo. Sert ortaya. Evet. Sağlarından sollarından teğet geçiyor adeta. İyi attılar. Mavi takımın 2, mavi takımın 1. Olmadı. Son topları Furkan attı, bitti. Takımın 12. sayısı geldi.
Hiç. Biz seçmedik özür. Yine yenildik, yine yenildik. Kaç gün oldu aynı şeyler. Hep. Aynı döngü ya. 4-4'te 5-5'te yakalıyoruz. Sonra uçuyor gidiyor olay. Evet. Sonra eşleşmede ağzımızı dişimize takmaya çalışıyoruz ki yetişmeye çalışalım diye. Bilmiyorum ya. Ama şey yani. Ben loser bir takım olmak istemiyorum hani, anladın mı? Sıktı bu iş artık. Bunu daha 8-5 bitkinde dedim ki 5 sayı bile çok verdik dedim. Evet, çok verdik. Biz Hakan'la konuşurken o 8-4 dedi, ben 8-3 dedim. Ne oldu? Paket oldu. Şöyle bir durum var. Çok yaklaşmaya başladım. Ama onun sebebi şimdi bugün mesela ben sayı verdim Hakan. Ama çok bayağı badireler atlattık hepimiz. Kırmızı takım için söyleyebileceğim... Hiçbir şey yok değil aslında. Bir sürü şey var ama o söyleyeceğim her şeyi de zaten siz bildiğiniz için tek yapmanız gereken bu düştüğünüz yerden ayağa kalkmak. Bozo'ya söz verelim. Bozo. Sakatlarımız oyunda olsaydı bugün o oyunu kesin almıştık. Evet. Öyle diyeyim. Zaten... Nagihan yok, Turabi yok. İmkansız. Sercan yok. İmkansız. İmkansız değil abi. Hiç. İyiler, şansınız yok. Burada herkes iyi oynadı. Şansınız yoktu. Hayır be. Yok, kafa kafaya giderdi. Sonuç belli olmazdı. Tamam, bizim de hakkımızı verecek. Biz arkadaşlar geçmiş olsun diyorum. Gerçekten zor günlerden, zor sınavlardan geçtiğinize inanıyorum. Geçmiş olsun diliyorum kırmızı takıma. Ve buyurun gidebilirsiniz. Sağ olun arkadaşlar. Kendimi yaramaz bir çocuk gibi hissediyorum arkadaşlar. O zaman sağ mı sol mu söyleyeyim? Sağ. Sağ. Yes. Hadi abin olsun. Ben doktorla savaşacağım oynamak için. O doktorla savaşacak oynamamak için. Sercan'ın yaptığı da strateji diyeyim mi? Yani mantıklıydı kendisinin oyuna çıkmaması. Kaçak dövüş ha? Önemli değil. Altınbaş Survivor All Star'ı sundu. Morlin Bron Çarkı Feleği sunar.
Hiç konuşmasam ya, böyle dursam, böyle baksam ya size. Biraz öyle yapayım. Böyle biraz konuşayım, bakayım şöyle. Çok iyisiniz, görüyorum. Hissediyorum. Hissediyorum sevgili TV8 izleyicileri. Cem Davran'la Çarkıfele'ye hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Her zamanki gibi heyecan veriyorsunuz. Yine size güzel sözler söyleyerek başlayacağım ama o kadar uzatmayacağım. Çok ilgi gösteriyorsunuz, harika yorumlarınız var. Ama önce şunu söyleyeyim. TV8başvuru.com. Özellikle söylüyorum, tekrar söylüyorum. TV8başvuru.com. Başvuruyorsunuz. Gelin tanışalım, konuşalım. Çarkıfelek'te birlikte yarışalım. Bu vesileyle efendim özellikle sosyal medyadan, benim şahsi Instagram hesabımdan, Cem Davran hesabından bana başvuruda bulunan sevgili dostlar. Bazıları da kızıyor, kendilerini biliyor. Ben onların hepsini okumaya çalışıyorum. Ama tabii yani sonuçta benim şahsi hesabım. Bir de başvuru bana değil efendim. TV8başvuru.com'a. Birkaç tane, hatta daha fazla da yani özellikle birkaç tanesi cevap vermeyince de ya bir başvurduk, bir cevap ver. Ha bir de başvuruya cevap vereceğim. Lütfen başvurun. Yani bildiğimiz yoldan, asal ve asil yoldan başvurunuz. Bir de efendim yollarda çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama özellikle bir hanımefendi caddede, o kendini biliyor. Şık